Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün adacığımın yıl sonu gösterisi var. Biz de hazırlandık ve oraya gidiyoruz. Ada çok heyecanlı. Bakalım nasıl bir gösteri olacak. Umarım söyleyeceklerini Neyden unutmaz ada. korkuyorum biliyor musun? Evet, söylerse çok üzülür. Dizler Annesine diyormuş ki, anne ya unutursam ben ne yapacağım falan. Neyse, bu şekilde böyle Esra böyle hazırlandı. Ben de böyle bu şekilde hazırlandım. Şimdi çıkıyoruz ve hemen adanın karanfil var ağzımda. Hemen adanın gösteri salonuna gidiyoruz, bakalım nasıl bir gün olacak. Hadi gidelim. Şuradan herhalde giriş Cihan. Adacığın gösterisi burada olacak. Ada gelmiş midir acaba bilmiyorum. Umarım biz de güzel bir yere oturur, onu böyle çok güzel izleriz. Esse bak, resim sergisi var, ne güzel. Bizim grup herhalde bu tarafta. Bir sorayım ben anne. Şimdi salona yerleştik ve merakla bekliyoruz bakalım ada kızı. Buradan çok iyi görünüyor. Yerimiz güzel. Dur şimdi sessizce bunu izleyelim. Adayı bir görelim. Ada hangisi acaba? Işıklar yanacak şimdi. Hayır, çekiyor mu? Erem. Evet, kelebek olan en baştaki. Kelebek olan kelebek. Ha, bir anlaşmazlık vardı. Çıkılmaz, yasak. Ben çıktım bile ama. Oradaki öğretmen bize çok kızar. Oturun. Sen bırak oturun. Otur yanımda. Çık. Baba.
Bak ada baştan ikinci. O baştaki kızın yanındaki ada. Hadi izleyin adayı. Thank you.
Adacığımın gösterisi bitti. Allah'ım onu izlerken çok var ya. Farklı. Ah ah böyle var ya, içimin yağları eridi. Çok seviyorum. Çok seviyorum adayı ya. Niye bu kadar çok seviyorum ben bu kızı? Yani böyle onu görünce böyle kalbim böyle bambaşka bir hallere giriyor, biliyor musunuz? Yani evlat olsa bu kadar severdim ancak. Ben de kardeşim gibi seviyorum. Ah, benim kıymetli yavrum birazcık zayıflamış, biraz süzülmüş. 10 gündür çok rahatsız ada. 15 gündür hatta. Annesi böyle doktora moktora da götürüyor onu ama böyle bir keyifsizliği, bir iştahsızlığı var. Nazara geldi yavrum. Hepiniz bir kulu vallahi elham okuyun be. Vallahi yavruma nazara geldi benim yavrum. Çok güzeldi gösterisi. Şimdi bitti çıktık. Onu göremedim gösteri çıkışında. Çok kalabalıktı. Cihan da bizi almaya gelmişti. Park sıkıntısı vardı. O yüzden de çıkmak zorunda kaldık. Ama mutlaka onu yarın öbür gün gidip evinde ziyaret etmeyi düşünüyorum. Bebeğim çok özledim. Günlerdir görmüyorum onu. Öyle yani. Şimdi ben de eve geçiyorum. Ondan sonra bir şeyler yeriz içeriz. Sonra da herhalde otururum. Bilmiyorum ne yaparım. Bakarız. Eve gidiyoruz. Kargolarımız gelmiş. Beklediğimiz saç ürünleri vardı. Bakalım onlar mı gelmiş? Bir makas. Ay be ya. Üf be ya. Bıktım bu makas kıtlığından. Ben çok bıktım. Aman. Ne zaman ihtiyaç olsa ortalıkta makas bulamıyoruz ya. Buyurun Nesile Biltekin. Sağ ol. Hadi paketleri açsın da Esile. Ondan sonra bakalım içinden çıkanlara. Evet. Evet Nesile Biltekin. Ne kadar güzel. Bakayım. Bir şey, baksana. Bu şey ya. Frambuazlı sirke saç toniği. Bu çok Eyüp Sabri Tuncer'in. İyiymiş, güzelmiş. Saça çok ferahlatıyormuş. Evet. Çok iyi geliyor. Özellikle kepeklenmeye, kaşıntıya falan. Sen şey dikkat ettin değil mi? Buraları çekmedin yani. Bilmiyorum, inşallah çekmemişimdir. Çektiysem de fül olarım, keserim. Editçi başı burada yani, anladın yani mı? Sen öyle yani. Biz dünkü bebe değiliz yani. Bu işleri bilmiyor değiliz. Esire Biltekin. Herhalde. Helalde. Bu ne ahtapot? Ahtapot arkadaşlar. Desen yapmış adamlar. Ahtapot paketi bu. İnsanlara yaranılmıyor. Neyse video yayına girecek. Baksana. Kız. Şeyine bakmamız lazım. Evet. İnsanlara yaranılmıyor diyorum. Baksana. Neden? İnsanlar ne güzel paketlemiş. Vallahi, güzel ahtapot diyor. Helal olsun yani. Vallahi çok güzel paketlemişler gerçekten de. Yok be, takılıyoruz biz öyle ya, biz öyle biri miyiz? Ayıp. Şimdi hemen size bunu göstermek istiyorum. Ben bu bir saç maskesi. Haftada bir kez duştan çıkarken sürüyorsunuz. Yarım saat bekliyor. Ondan sonra sadece duruluyorsunuz. Trendyol'dan biz aldık. Ama bunun çok met ediyorlar. Çok övüyorlar. Esin'in saçları biraz yıprandığı için son zamanlarda boyalardan. Ve kendi saçım için de aynı şekilde boyalı olduğu için. Bunu artık haftada bir yapacağız. Bu toniğin nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Okuyacağım, bakacağım. Sanırım duşta. Bu da çok övülüyor, çok övülüyor. Dulavrat otu. Esra biliyorsunuz çok fazla regl ağrıları oluyor. Çok sancılı geçiriyor günlerini. Özellikle onun için. Sabahları alacak bitkisel bir ilaç. Kargolar böyleydi. En şimdi çok benim... bunu beğendim. Valla onun kokusunu ben... Sirke kokuyor mu? Bir baksana bakayım. Hani sirkeli ya Esra. Bakayım. Frambuaz kokuyor. Bakayım. Azıcık sirke kokusu da var ama genel ağırlıklı olarak frambuaz evet. Kokuyor. Bakacağız kokusu mokusu kalmıyor mu saçta. Şimdi benim video işlerim var, ondan sonra görüşürüz. Çay eşliğinde sizce ne izlemeye başladık? Okay, hadi bir tahmin alayım. Bakın burada ne var? 8. sezondayız. 8. sezondayız. Müthiş bir şekilde bir savaş var. Spoiler şu anda veriyorum mesela ben. Spoiler yediler. Evet. Herkes bir yayılma durumunda. Herkes yaydırmaca yapıyor. Bu yani akşam oturacağız şimdi bunu izleyeceğiz saatlerce, sonra da yatacağız. Yatmadan önce bir bakım yapacağız beraber, bir yüz bakımı. Ondan sonra da veda edeceğim. Evet şimdi dizi izlememiz sona erdi. Böyle deli gibi saat 10-12.30'a kadar bağımlısı olduk. Hatta bıraksan sabaha kadar izleyeceğiz ama okul olmasa, ah şu okul diyorum. Sınavda çok yaklaştı. Esen'in çok çok daha fazla uykusuz kalmasını istemiyorum açıkçası. Şimdi ben... son zamanlarda şunları çok kullanıyorum ve bana çok iyi geliyor. Tanura diye bir tane tonik. Bunu Esra'nın doktoru tavsiye etmişti. Cilt doktoru. Bununla böyle akşamları yüzümü siliyorum. Ben hiç böyle şeyler yapmazdım önceden, biliyor musunuz? Ama artık yapmaya başladım. Yani Esra bana diyor ki anne diyor cildine baksana diyor, niye bakmıyorsun? Esra neler neler yapıyor, böyle buzlu sular yapıyor, yüzünü falan ona batırıyor böyle. İyi pisliğe bak. Şimdi sonrasında bu tonikten sonra Nuray benim
Eltim biliyorsunuzdur birçoğunuz. O bize gelmişti geçenlerde. Bana bir krem getirdi. Şöyle bir şeye koymuş. Kendisi bundan kullanıyormuş. Bak bunu kullan sana çok iyi gelecek dedi yüzüne falan böyle. Bir haftadır kullanıyorum. Çok çok güzel yaptı. Özellikle şu böyle gözümün şuralarındaki böyle kırışıklıklar için de böyle tester kremler getir. Yani deneyeceğim. Memnun kalsam da devamını alacağım. SVR diye bir markanın kremleriymiş ve çok iyi geliyormuş. Bilmiyorum yani. Ben de işte deniyorum. Böyle her gece yatmadan önce böyle bunları sürüyorum. Ne bileyim ben. Yapıyorum işte bir şeyler. Yaşlanmaktan mı korkuyorum ben? Ne yapıyorum Ceyhan? Yaşlanıyor muyum ben? Hep böyle önceden şey yapardım. Ay işte bunları böyle şey yaşlı mıyım ben? Ne alaka yüz kremi ya falan. Ne bileyim belli bir yaşı geçince herhalde sürüyormuş böyle insanlar. Onlar ama yaşlanma karşıtı. Yaşlılar için değil. Yaşlanma karşıtı. Yaşlılar için de elbette ki yaşlanacağız. Tabii ki de yaşlanmaktan hiç korkmuyorum. Tabii ki de yaşlanacağız. Tabii ki de cildimiz buruşacak. Hiç sıkıntı yok. Her yaşın bir güzelliği var yani. Değil mi Cihan'cığım? Evet. He yani. Tutup da 15'lik değilim yani ben de kusura bakmayın da 38 yaşındayım. Olacak yani bu kırışıklıklar. Sizde olmaması için daha erken zamanlarda böyle ne bileyim kullanın herhalde bir şeyler yapın. Esire yapıyor valla. Ama buzlu su çok iyi ya. Yüzü var ya böyle oy. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Böyle. Biraz buraları hareketlendirelim. Evet. Cilt bakımımı da yaptığıma göre. Neredeyiz? Bugün de böyle geçmiş oldu. Başka bir vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz. Bay bay.